Arkadaşlar merhaba. Yeni konumuz Osmanlı Devleti'ne isyanlar ve düzeni koruma çabaları. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan itibaren bozulmalara bağlı olarak özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda bir takım isyanlar baş gösterecek. Bu isyanlar kendi içerisinde Celali isyanları, Yeniçeri isyanları, Suhte isyanları gibi bölümlere ayrılıyor. İlk olarak Celali isyanlarından bahsedeceğiz. En kısa ifadesiyle Celali isyanları deyince aklımıza gelmesi gereken halk isyanlarıdır. İlk kez Yavuz Sultan Selim zamanında Yozgat'ta Bozoklu Celal adındaki kişinin çıkardığı isyan Osmanlı tarihinin ilk halk isyanıdır. 17. yüzyıldaki genel halk isyanlarına bu yüzden Celali isyanı deniyor. Celali isyanları tabii ki özellikle vergilerin ağırlaştırılması, bu avarız denilen. Dirlik dediğimiz işte tımar topraklarının halkın elinden alınması. Görevlerinden uzaklaştırılan tımarlı siperler, memurlar vesaire asker kaçakları tarafından çıkarılıyor. Tabii ki Celali isyanları halk tarafından çıkarıldığı için öncelikle ekonomik sıkıntıya bağlı çıkacak. Bunun da en temel sebebi tımar sisteminin bozulması, savaşların kazanılamaması. Çünkü savaşlar kazanılamayınca kaybedilen yerleri geri almak için orduyu yeni bir savaşa hazırlamak lazım. Bu da bedavaya olmuyor. Para lazım. Bu da halka ekstra vergi olarak dönüyor. Halktan ağır vergiler alınması ve buna bağlı olarak halkın maddi sıkıntılar yaşaması. Bunlar Celali isyanların çıkma sebepleri. İsyanların adını Yavuz Sultan Selim dönemindeki Bozok'ta çıkan Yozgatlı Celal'in isyanından aldığını zaten söyledik. Bu isyanlara zaman zaman çiftçiler, medrese öğrencileri dediğimiz suhteler, hatta deniz askeri dediğimiz Leventlerin bile katıldığını görüyoruz. Celali isyanları tabii ki Anadolu'da çıktığı için bu isyanların sonuçları önemli. Bu isyanların çıktığı bölgede tabii ki huzur ve güven kalmayacak. Can ve mal güvenliği kalmayacak. Halk toprağını terk ettiği için, büyük kaçkınlar yaşandığı için tımar sistemi bozulacak. Tımarlı sipahi sayısı azalacak. Dolayısıyla halkın can ve mal güvenliği kalmadığı için eşkıyalığın daha da artmaya başladığını göreceğiz. Başkent dışındaki yerlerin yönetiminde eyalet sistemi uygulanır. Tabii ki bu sistem bozulacak. Çünkü halk toprağını terk ettiği için vergiler de devlet tarafından artık düzenli toplanamayacak. Sarayla halk arasındaki uçurumun giderek arttığını, halkın devlete olan güveninin sarsılmaya başladığını göreceğiz. Hemen sorumuza geçelim. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren artmaya başlayan Celali isyanların çıkmasında farklı etkenler söz konusudur. Bu ayaklanmaların baş göstermesindeki ekonomik sebepler nedir? Tabii ki en başta tımar sisteminin bozulması. Çünkü Osmanlı Devleti'nde ekonomi savaş ekonomisine ve tarım ekonomisine dayanır. Tımar sistemi bozulunca, halktan ağır vergiler alınmaya başlanınca beraberinde halk bu ağır vergilere karşı isyan edecek. Ağır vergiden kastımız avarız. Avarız, savaş koşulları ve uzun süren savaşlar bahane edilerek halktan alınan durum vergisidir. İşte bu isyanların çıkmasındaki en temel faktörlerden biri de avarız vergisinin, işte savaşların uzun sürmesine bağlı olarak imdadı seferiye vergisinin giderek artmasıdır. Bununla birlikte özellikle tımar topraklarının iltizama verilmesi, iltizam sisteminin başlaması, bu da bir başka sebep. Çünkü iltizam sisteminde bahsettik. Toprakları kiralayan mültezimler devlete verdikleri bir yıllık kira parasının 2,5-3 katını halktan toplayınca olan halk oluyor. Halkı sömürmeye başlıyor mültezimler. Bunlar da ekonomik yönde tabii ki halkı olumsuz etkilediği için isyanlara sebebiyet verecek. Suhte ayaklanmaları bir başka ayaklanma çeşidi. Esasında çok güzel bir anlamı var suhte kelimesinin, ya da softa da denir. Yanmış, tutuşmuş manasına gelir. İlim öğrenmek uğruna ve öğrendiği ilmi başkasına aktarmak uğruna, bu uğurda yanan, tutuşan, kendine heba eden kişi anlamında. Tabii ki suhte isyanları eğitimle alakalı olduğu için medrese eğitiminin bozulması bunun en temel sebeplerinden biri. Hemen buraya yazayım. Beşik ulemalığı denilen bir sistem geliyor. Baban ulema ise sen de beşikten ulema olma hakkını elde ediyorsun. Ulema da eğitimci, profesör gibi düşünün. Alimin oğlu alim olur. Yani devletin kafası bu o dönemde. Adam matematikçi ise oğlu da matematikçi olabilir. Ama baban da
o kafa vardır, sende o kafa olmayabilir. Kendini iyi yetiştirmiş olmayabilirsin. Maalesef işte devlet diyor ki beşik ulemalı sistemiyle alimin oğlu alim olur. İşte sen belli bir yaşa geliyorsun, medresede hoca olarak derse girmeye başlıyorsun. Ama işte sende yeterli kafa yoksa, kendini geliştirmemişsen, bu sefer kulaktan dolma hurafelere, safsatalara dayalı bir eğitim başlıyor. Bir süre sonra pozitif bilimler kaldırılıyor. Avrupa Rönesans'la coşarken, aydınlanma çağını ön plana çıkarırken, bilim sanat ön plana çıkarken sen tam tersi medreselerden pozitif bilimleri kaldırmaya başlıyorsun. Bu medreselerden yetişen adamlar gidiyorlar, ileride sadrazam oluyorlar, vezir oluyorlar. Yani vezirlik makamına gelen, okuma yazımı bilmeyen maalesef kişiler oluyor Osmanlı Devleti'nde. Ulema çocuklarının hak etmeden ayrıcalık kazanması, işte bu bahsettiğimiz zaten beşik ulemalı sistemi. 17. yüzyıldan itibaren rüşvet ve iltimasın girmesi. Yani ilmiye sınıfında makam yükselmek için rüşvetle, adam kayırmayla, iltimas, ayrıcalık geçmek, adam kayırmak anlamına gelir. Maalesef kişilerin hak etmediği makamlara getirilmesi etkili oluyor. Ve medreselere gereğinden fazla öğrenci de alınınca tabii ki bireysel olarak öğrenciyle ilgilenme durumu zayıflamaya başlıyor. Enflasyon artınca, gene eski konu anlatımlarımızda bahsettik, medresedeki öğrenciler için de bu durum sıkıntılı bir hal alıyor. Çünkü devlet medreselere ödenek ayıramıyor. Normalde Osmanlı Devleti'nde eğitim ücretsizdir. Ama medrese öğrencilerine diyor ki kapı kapı gezin, halktan yardım toplayın. İhtiyacınız neyse halktan isteyin. Yani devlet bu kadar yüzsüz konuma geliyor. İşte halk da zaten ağır vergilerden bıkmış. Bir de medrese öğrencilerini mi doyuracağız diyor. Medrese öğrencileri de ihtiyaçlarını halktan karşılayamayınca bu sefer isyanlara kalkışıyorlar. Eğitim de yozlaşıyor maalesef Osmanlı Devleti'nde. Bu dönemde halkta tabii ki ekonomik birçok sıkıntı var dedik ve bunlara bağlı olarak büyük kaçkunlar yaşanıyor. Büyük kaçkunlar halkın, köylünün iktisadi, yani ekonomik baskılara, artan vergi yüküne dayanamayarak köylerini, toprağını terki diyar etmesi, yani toprağını terk etmesi olayı. İşte toplu bir şekilde göç etmeler başlıyor. Köyden kentlere göç başlıyor. Kentlerde nüfus artıyor. Beraberinde adam hayatı boyunca mesela çiftçilik yapmış, kente gidiyor, iş bulamıyor, çoluğunu çocuğunu geçindiremiyor, psikolojisi bozuluyor. Beraberinde işte devlete olan güveni sarsılıyor. Anadolu'daki her 3 köyden ikisinin bile boşalmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu da tabii ki devlete mali durgunluk, ekonomik yönde bir daralma durumunu getirecek. Osmanlı'da ilmiye sınıfının bozulması ve eğitim sistemine çöküş konusunda etki eden faktörler nelerdir? Eğitim sisteminin çökmesinde bir kere işte en başta beşik ulemalığı sistemi geliyor. 17. yüzyılda ön plana çıkacak. Alimin oğlu alim olur mantığıyla, baban eğitimci ise sen de beşikten eğitimci olma hakkını elde ediyorsun. Eğitimin içerisine rüşvetin girmesi, kişilerin rüşvetle önemli makamlara eğitimde gelebilmesi, iltimas dediğimiz adam kayırma, işte sen Şeyhülislam gibi ilmiye sınıfında üst düzey bir karaktersin mesela, Kazasker gibi işte Milli Eğitim Bakanı sıfatında bir kişisin. Bu şekilde rütbeni kullanarak kendi akrabalarını önemli makamlara getiriyorsun eğitim içinde. Adam kayırma yapılıyor. Bunlar hep Osmanlı Devleti'ne mesela en baştan eğitim sisteminin çöküşüne olayı götüren faktörler arasında diyebiliriz. Bu dönemde çıkan bir başka, ki en önemli, en meşhur isyanlardan biri de İstanbul'da, başkentte çıkan Kapıkulu ordusuna bağlı Yeniçerilerin çıkardığı Yeniçeri isyanları. Yeniçeri isyanlarında en temel sebep Yeniçerilerin bağlı olduğu Kapıkulu Teşkilatı'nın bozulması. Çünkü devşirme sistemiyle belli bir düzen dahilinde Yeniçeriler eğitilirken, bahsetmiştik önceki konu anlatımlarında, işte ipsiz sapsız tipler, iş bulamayan tipler, hokkabaz cambaz gibi tipler bile maalesef Yeniçeri Ocağı'na dahil edilecek. Türkler Yeniçeri Ocağı'na dahil edilecek. Devşirmelerle Türkler arasında bir maalesef ordu içerisinde gruplaşma başlayacak. Cülüs dağıtımında aksaklık yaşanması, devlet ekonomik yönde sıkıntı yaşıyor. Her padişah tahta çıktığında cülüs bağışı dağıtılır. Cülüs kelime olarak tahta çıkma anlamına gelir. Her padişah tahta çıkarken bir cülüs töreni yapılır. Bu tören esnasında Yeniçerilere cülüs bağışı dağıtılır. Ama Yeniçerilerin sayısı 10-15 binden 50-60 binlere çıkınca devletin de Yeniçerilere
ödeyeceği cülüs katlanıyor. Hazinede de yeterli para olmayınca devlet mesela cülüs dağıtamıyor. Bu da Yeniçeriler için bir isyan sebebi oluyor. Asker maaşlarının ayarı düşük akçeyle verilmesi. Kırpık akçe ya da taşiş. Taşiş direkt ayar düşürme. Yani devlet Yeniçerilere maaşlarını vermek için paranın içindeki altın ve gümüş gibi değerli maden oranının gramajını azaltıyor. Bakır gibi değersiz maden oranını arttırıyor. Bu da tabii ki değersiz madenlerle maaş verildiği için Yeniçeri'ye Yeniçeri'nin alım gücünü düşürüyor. Kırpık akçe zaten işin en bombası. Yeniçeri mesela parayı alıyor. Para bakın şöyle. Yani devlet paranın kenarından kırpmış. O kırptığı yerleri kazana atıyor. Eritiyor. O şekilde Yeniçerilere maaş dağıtıyor. Yani para mesela normalde şuysa, sen paranın işte bu kadarını kırptın, Yeniçerilere ödediğin genel olarak maaştan da %25 gibi tasarruf yapmış oluyorsun gibi, Yeniçerilerde neden bize kırpık akçeyle maaş veriyorsunuz diye isyan çıkarıyorlar. Devlet adamları ve saray kadınlarının askerleri kışkırtması, işte saray kadınları kendi çocuklarını tahta çıkarmak için Yeniçerileri kullanıyor. Devlet adamları önemli makamlara gelmek için Yeniçerileri kışkırtıyor, kullanıyor. Islahatların ordu çıkarlarıyla çatışması, işte Genç Osman mesela Yeniçeri Hoca'nı kaldırmayı düşünüyor. Bu bir ıslahat. Tabii ki hoşuna gitmiyor Yeniçerilerin. Yeniçeriler Genç Osman'ı piyasadan kaldırıyorlar gibi, veya işte devlet yönetiminden memnun olmadıkları padişah gibi, vezir gibi devlet adamlarını Yeniçerilerin kapı kulağı askerlerinin yönetimden uzaklaştırma isteği de bu isyanları tetikliyor. Bu dönemde çıkan tabii bir sürü isyan var ama en önemli isyan tabii ki en tepeye yapılan isyandır. Bu da padişah Genç Osman'ın maalesef Yeniçeriler tarafından katledilmesi. Hotin seferinde Yeniçeriler 17 yaşındaki genç padişahı pek fazla takmayacaklar. İsteksiz davranacaklar. Hotin seferi kuşatması kaldırılacak. Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyecek bu sebepten dolayı. İşte hacca gitme bahanesiyle Anadolu'ya geçmeyi, tımarlı sipahi askeri toplayıp İstanbul'a gelip Yeniçerilerle savaşmayı düşünecek. Ama deneyimsizliğinden dolayı bu planını çevresine yayacak ve Yeniçerilerin kulağına gelince bu durum, Yeniçeriler Genç Osman'ı Yedikule zindanlarını kaldırıp bir ay boyunca işkenceyle kanını akıtarak öldürecekler. Kanı akıtılarak öldürülen ilk padişah olarak maalesef kayda geçecek. En tepeye yapılan en önemli isyandır Genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından öldürülmesi. 4. Mehmet zamanında da devlet yönetiminden memnun olmadıkları 30 devlet adamının kendilerine teslim edilmesini isteyecek Yeniçeriler. Bunu kabul ettiremeyince de zorla o 30 devlet adamını alıp Sultanahmet'teki çınar ağaçlarında maalesef sallandıracaklar. Osmanlı tarihine vakayı vakvakiye ya da çınar vakası diye geçen olaydır. Bu olay Yeniçerilerin 30 devlet adamını Sultanahmet'te İdam etmeleri olayı. O yüzden hem Genç Osman'ın padişahın öldürülmesi hem de vakayı vakvakiye dediğimiz Çınar vakası, 30 devlet adamının Yeniçeriler tarafından katledilmesi bu dönemin en önemli Yeniçeri isyanları arasındadır. Tabii ki bu isyanlar sonrası Yeniçerilerin yönetimdeki etkinliği artacak. Çünkü devlet adamlarını, vezirleri, vezir azamları makamlarından indirecekler. Yöneticiler sık sık değişecek. Tabii ki devletin içerisindeki düzen ve disiplin merkezi otorite çökecek. Islahatların önünde engel teşkil ettikleri için Yeniçeriler, ıslahatlar başarılı olamayacak. Ordu askerlik dışındaki işlerle uğraştığı için, yönetime çok fazla müdahale ettiği için orduya olan güven sarsılacak. Ve Yeniçeriler de bariz zamanı İstanbul'da görev aldıkları için, bu isyanlar da başkentte çıktığı için başkentte otorite ve asayiş tamamen çökecek. Sorumuza geçelim. 17. yüzyıldan itibaren sıkça görülen Yeniçeri ayaklanmalarının farklı sebepleri vardır. Bunların bir kısmı maddi duruma bağlı çıkmıştır. Maddi etkenli isyan sebepleri nelerdir? Ne dedik? Yeniçerilerin maaşlarını, yani 3 ayda bir aldıkları ulufelerini alamamaları ya da maaşlarını geç almaları, hatta geç aldıkları gibi ayarı düşük akçeyle almaları, işte kırpık akçe ya da taşiş dediğimiz
paranın değeri ve ayarı düşülerek gençlere maaş veriliyor. O yüzden adam maaşını alamıyor. Bu onun için bir isyan sebebi. Geç alıyor. Zaten 3 ayda bir ödeniyor maaşlar. 4. ay sarkıtılmış mesela. Bu da onun için bir isyan sebebi. Zaten isyan etmek için o dönemde bahane arıyorlar. Ya da ayarı düşük akçeyle maaş alıyorlar. Bu da bir isyan sebebi. Veyahut bir de cülüs dağıtımında aksaklık yaşanması. Çünkü padişah değişmiş. Gelene göre her başa geçen padişah Yeniçerilere bir defalığında da olsa bir bahşiş, cülüs bahşi dağıtmak durumunda. Ama devlet zaten normal maaşları ödemekte zorlanıyor. Cülüsü nereden dağıtacak? O yüzden Yeniçerilerin cülüs dağıtımında da aksaklık yaşaması devlet yönüyle hep ekonomik duruma bağlı onların isyanları için bahane oluyor. Bu dönemde tabii devlet bir takım çözüm arayışlarına giriyor. Devletin içerisinde meydana gelen bozulmaları engellemek ve düzeni korumak adına bir takım çareler arayacak. Bu dönemin önemli karakterlerinden biri 4. Murat ve bozulmanın sebeplerini araştırması için Koçi Bey'den bir rapor hazırlamasını istiyor. Koçi Bey de gerçekten hangi alanda ne bozulma varsa nokta atışı bunları 4. Murat'ın önüne seriyor. Koçi Bey Risalesi. Şimdi diyor ki vezir-i azamlık ulu bir makamdır. Yerinin adamıysa sebepsiz görevden alınmamalı, azdolunmalı, uzun yıllar makamda kalmalıdır. Bu dönemde sadrazamın ortalama görev süresi 1,5 yıla düşmüştür. Ki Osmanlı Devleti'nde mesela işte 15 sene yükselme döneminde sadrazamlık yapan Sokollu Mehmet Paşa vardır. Ama bu dönemde bir asırda 61 sadrazam görev alıyor. Düşünün. Yani her başa geçen padişah işte ne yapıyor? Kendine yeni bir sadrazam geliyor. İşte saray kadını yönetime karışıyor. Yeni bir sadrazam geliyor. Yeniçeriler isyan ediyor. Sadrazam indiriyor. Yeni bir sadrazam geliyor gibi gibi. O yüzden bu bir hatadır diyor Koçi Bey. Sonra evvelce diyor beylerbeylik gibi memurlar devlet idaresinde iş görmüş emektar, doğru dindar kimselere verilirken 1 gram rüşvet bahşi alınmazdı. Bilhassa 20-30 sene yerinde kalan görevliler vardı. Özellikle rüşvet olayına değiniyor. İşte adam yerinde adamıysa yıllarca emek vermiş, iş görmüş, bu devlete hizmet etmiş. O zaman görevinden alınmamalı. O makamda kalmalı. Ama ne oluyor işte? Osmanlı yöneticiler değiştikçe, padişah değiştikçe, sadrazam değiştikçe, vezirler değiştikçe bu sefer alt makamlardaki insanlar da değişmeye başlıyor. Bunun bir hata olduğunu söylüyor. İlmiye ait en yüksek makamlar, en bilgili kimse ona verilmelidir. Kadılık yani yargıçlık yolunda vasıta soysop değildir diyor. Beşik ulemalığını eleştiriyor burada Koçi Bey. Bir başka husus da diyor vergilerdir. Vergiler artınca reaya zulüm olmuş, alem harap olmuştur. Evvelce 40-50 akçe alınırken şimdi 300'er akçe hane başına vergi alınır olmuştur diyor. İşte vergilerin görüldüğü üzere bakın 5'e 6'ya katlaması Koçi Bey bu duruma özellikle değiniyor. Halkın durumuna değiniyor. Bu dönemde önemli ilim irfan erleri de var. Evliya Çelebi meşhur Seyahatname'nin yazarı. Zaten meşhur bir karakter dizilerden filmlerden de bol bol karşınıza çıkıyor. Coğrafya alanında Katip Çelebi. Kanatla uçan ilk insan 4. Murat döneminde 17. yüzyılda Hazarfen Ahmet Çelebi. Onun kardeşi olduğu iddia edilen roketle uçan ve dünyada uzay çalışmalarını başlatan, buna vesile olan ilk kişi olarak kabul edilen Legale Hasan Çelebi. Lale Devri'nde Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarih yazıcısı yani vakanevisi Naime Efendi. Minyatür alanında Levni, şair olan Nedim. Onun dışında Gelenbevi İsmail Efendi, özellikle logaritmayı bu topraklara getiren ilk kişi olarak ön plana çıkıyorlar. Hemen destek sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan sonra birçok alanda bozulmalar başlamış. Devlet de bu sorunları çözmeye yönelik birçok girişimde bulunmuştur, raporlar istemiştir. Koçi Bey'in raporunda ifade edilen bozulma sebepleri göz önüne alındığında idari, eğitimsel ve ekonomik sorunların baş göstermesine etkili olan sebepler nelerdir? İdari alanda yöneticilerin tabii ki sıklıkla değiştirilmesi, buna özellikle değiniyordu. İşte vezir-i azamlık ulu bir makamdır. Yerinin adamıysa görevinden alınmamalı, uzun yıllar makamda kalması gerekir diyor Koçi Bey raporunda. Eğitimsel alanda
beşik ulemalığını eleştiriyordu. İşte alimin oğlu alim olur mantığı yanlıştır. İlim yolunda vasıta soysop değildir. İlim yolunda vasıta kişinin bilgisidir. Bu olmalı diyor. Beşik ulemalığını eleştiriyordu. Ekonomik anlamdaki eleştirisi tabii ki halka yüklenen ağır vergilerde. Evvelce halktan 40-50 akçe vergi alınırken şimdi 300 akçe alınır olmuştur. Halkın reayanın yani çiftçinin hali haraptır diye bu durumu eleştiriyordu Koçi Bey. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman önemli bir dönem tabii ki Lale Devri. 17. yüzyıl duraklama döneminde Osmanlı Avrupa'ya örnek alırken, düzeltiyorum, Osmanlı Devleti ıslahat yaparken 17. yüzyılda hiçbir şekilde Avrupa'ya örnek almıyor. 18. yüzyıl Lale Devri ile birlikte Osmanlı Avrupa'yı örnek almaya başlayacak. Fakat Lale Devri'nde sadece kültürel yönde Avrupa örnek alınıyor. Lale Devri'nden sonra bu sefer askeri yönde de Avrupa tarzı faaliyetler başlayacak. Lale Devri'nde daha çok kültürel faaliyet yapılıyor dedik. Dönemin padişahı 3. Ahmet ama yönetimde daha çok sadrazama ilgilenmiştir. Nevşehirli damat İbrahim Paşa. 1718'de Pasarofça anlaşmasıyla Osmanlı Belgrad'ı Avusturya'ya kaybedip Batı'nın üstünlüğünde artık onaylayınca mevcut toprakları koruma politikasına geçecek. Batı ile iyi geçme politikasına geçecek. Sorunlarını diplomatik yollarla çözme yoluna gidecek. Kendi içinde işte böyle bir döneme giriyor. 1730'da patronal isyanıyla biten bir dönem olacak Lale Devri. Bu dönemde tabii ki önemli olaylar var. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika Osmanlı Devleti'ne ilk matbaayı getiriyorlar. 1450'de Gutenberg'in kurduğu modern matbaa ile birlikte Avrupalılar Osmanlı'ya yaklaşık 3 asır önce matbaayı kullanırken maalesef Osmanlı bir hayli geç getirecek. O dönemde İstanbul'a bağlı bir ilçe Yalova ilk kağıt fabrikası da orada kurulacak. Yeniçerilerden ilk itfaiye bölüğü kuruluyor. Tulumbadan işte su çekerek yangınları söndürmeye gittikleri için bunlara tulumbacı ocağı ya da tulumbacılar deniyor. Avrupa'daki gelişmeleri daha yakından takip etmek adına ilk geçici elçilik. Bakın daimi değil geçici elçilik. 28 Mehmet Çelebi Osmanlı protokol kademesinde 28. sıraya tekabül ettiği için bu şekilde onları Osmanlı Devleti'nin ilk elçisidir. Paris'te 11 ay bulunuyor ve Fransa ya da Paris Sefaratnamesi adıyla bir rapor halinde Osmanlı'ya eserini sunacak. Avrupa'daki gelişmeleri takip edip Osmanlı'ya bu şekilde açıklıyor. 28 Mehmet Çelebi Osmanlı Devleti'nin Paris'te görev yapan ilk geçici elçisidir. İlk çiçek aşısı yapılıyor. Buraya dikkat edin. Çiçek aşısının uygulandığı yer ilk kez Cezayir'dir. Ki Cezayir'de 1533'ten itibaren Osmanlı Devleti'nin toprağıdır. O yüzden Osmanlı'nın Avrupa'dan örnek aldığı bir şey değildir çiçek aşısı. Tam tersi Avrupa Osmanlı'dan örnek alacak. Bu biraz dikkat çekici. İstanbul'da çini ve kumaş fabrikaları açılıyor. Doğu klasikleri Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bu dönemde işte Haliç kenarında köşkler, saraylar yaptırılıyor. Bunların parkları, bahçeleri lale çiçeğiyle süslendiği için o nedenle lale motifinin ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Ama bu dönemde işte dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa bile yönetimi boşluyor. Doğu'da İran'la yapılan savaşlara çok fazla önem vermeyecek. Ve bir lüks israf, bir şatafat söz konusu İstanbul'da. Ama halka ağır vergiler yüklenmeye devam ediyor. Ve eski bir Yeniçeri patronalil önderliğinde 3. Ahmet'in iktidarına karşı isyan başlayacak. 3. Ahmet de bana ve aileme dokunmazsanız tahtı bırakmayı kabul ediyorum diyecek. 27 devlet adamının kellesini isteyecekler 3. Ahmet'ten ve 3. Ahmet'te bu istenilen Yeniçeriler tarafından işte askerler, patronal isyancıları tarafından istenen devlet adamlarını idam ettirip isyancılara verecek. 3. Ahmet'in tahttan inmesini kabul edecekler. Bu şekilde Lale Devri sona erecek. Lale Devri'nde bir başka sıkıntı tabii ki hattatlar. Mesela Osmanlı'ya 1727'de İlk matbaa geliyor ama matbaada basılan ilk eser bile 2 sene sonra Vankulu Lügatı adında bir sözlük. Vankulu Mehmet Efendi'nin yazdığı. Matbaada da tarih, coğrafya, edebiyat türünden kitaplar basmak serbest gençler. Yani din kitabı basmak yasak çünkü 90 bin tane hattat var ve hattatlar din kitaplarını elle yazıyorlar.
Sen matbaada din kitabı basarsan hattatlar işsiz kalır. Maalesef bir takım çıkar çevresi işten gelmediği için matbaa gelişim aşamasında kalacak Osmanlı Devleti'nde. Hemen sorumuza geçelim. Pasarofçu Anlaşması'yla Batı dünyasıyla barış politikası izlemeye başlayan Osmanlı Devleti, Lale Devri ile Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Tekrardan söyleyelim, Lale Devri'nde Batı'yı Osmanlı örnek alıyor ama sadece kültürel. Lale Devri'nden sonra askeri yönde de Batı'yı örnek almaya başlayacak. Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiğine, takip edip örnek aldığına yönelik göstergeler nelerdir? Osmanlı Devleti'ne ilk kez matbaanın getirilmesi. Tabii ki Avrupa'nın 3 asır önce kullandığı artık matbaa teknolojisi Osmanlı'da kullanmaya başlıyor. Bu bir. İkincisi nedir dersek, Osmanlı Devleti'nin Paris'te ilk geçici elçiliğini açması Avrupa ile yavaş yavaş diplomatik ilişkileri geliştirmek istediğinin de göstergesidir. Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiğinin göstergesi. Böylelikle bu konumuzun da sonuna geldik. Bir başka konuda görüşmek üzere.